Agalarım herkese selamlar. 9 ve 10 Nisan salı ve çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Şampiyonlar Ligi tercihlerimizle ideal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Araya iki tane de Championship mücadelesi aldım. Değerlendirecek her yada şimdiden bol şanslar. Direkt raporlarla başlamak istiyorum. Maç skor yarışmamız var bu arada. Onlardan bahsedeceğim. İki adet maç skor yarışmamız var. Salı gününden Real Madrid Manchester City. Çarşamba gününden Paris Barcelona. Maç skorları ne olur yorumları yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Bilenler arasından bir kişi alacağız. Cumartesi ve Pazar skor çalışmaları yaptık. 3 kişiyi 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Sporting Lisbon başını bilenler arasından Orgeş Ürün, Taviz Yok, Arda ve Ahmet isimli YouTube kanalları. Liverpool maç skorunu kazanan arkadaşlarımız ise Kardelen, Burak ve Hovın isimli kanallar kazanmıştır. Benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyenler, sorusu olanlar da benimle Instagram üzerinden iletişim geçebilir. Instagram hesabımız Kangal Bey hesabıdır. Yüksek mislilere baktığımız zaman da cumartesinin raporlarını göstermek istiyorum. Solda Atletik Bilbao'nun kupayı alacağını düşünüyorduk biz. Ben 5000 misli olarak değerlendirdim. 50.000 yazmıyor değil mi? 5000 olarak değerlendirdik. Ben bekliyordum Bilbao'nun. Penaltılarla kadar uzadı ama penaltılar çok rahat geçti. Yani sıfır stres. Ki maça daha çok fazla hakim değil Bilbao takımı. İzleyenler vardır. Oradan 5000 misli aldık. Arsenal maçı vardı. Arsenal'ın galibiyetini bekliyordum. 1.54 gibi orandan 1500 misli aldık. Sadece bizi cumartesi yatıran full'un mücadelesi oldu. Bir de yüksek misli'den City'ye galip almıştık. 700 misli o da geldi bilginize. Cumartesi'nin günün kuponlarına baktığımız zaman da solda gördüğünüz katıl telegram grubuna verilen alternatif kombineydi. Freiburg mücadelesinin var olarak değerlendirdim. Aston Villa'nın da atacağı iki golü alternatif ideal kombine olarak önermiştim. E ana kombine bize baktığımız zaman da Arsenal'ı vermiştim. Bu kombineyi cumartesileri YouTube, YouTube'da da vermiştim. Arsenal'ın galibiyeti ve Braga'nın burada atacağı 2 gol olarak da önermiştim. Braga art arta yediği gollerle birlikte mücadeleyi çeviremedi arkadaşlar. Mücadelede sanırım 3-0 gibi mağlup oldu. Tam bir hezimet olduğunu da söyleyelim. Gruplarımıza ya şu çok fazla rolling muhabbeti yapmak istemiyorum ama cumartesi günü çok güzel bir rolling yaptık. 3'te 3 üç, hatta şöyle söyleyeyim 500 TL ile başladım ben. Kasam 1731 TL oldu. E, 1231 TL net kardı. Bu rolling muhabbetini de şeyde yaptık. Lisbon maçı vardı. Bir maç daha vardı. Bir de Bilbao mücadelesi. Bunları değerlendirmiştik. Güç mücadele rolling bu şekilde gruplarımızda. Yani kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı ve verilen emeğin de çok büyük olduğunu söylemek istiyorum kısaca. Canlı olarak gruplarımıza zaten canlı izlediğimiz maçları canlı verin. Özellikle dün akşam seansında ya yani Chelsea ve Tottenham maçlarında çok güzel para kazandık ve gollü de geçti zaten. Biliyorsunuz. O yüzden canlı olarak da kazandırdık. Herkes <laughs> açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında link, linki var. Buraya katılmak ücretsizdir. Buraya da katılabilirsiniz isterseniz. Başlayalım. Şampiyonel ligi maçlarıyla başlayalım. Arsenal Bayern Münih maçıyla başlayalım. Agalarım. Öncelikle Arsenal son Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Porto'ya karşı oynamış olduğu maçlarda Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi tecrübesizliğini bize gösterdi. Çok iyi bir oyun sergilemedi. Deplasman'da zaten kaybetmişti. 90 artı 3'te mi 4'te mi gelen golle birlikte. Kendi evinde turu geçmesini bildi. Fakat yani istediğimiz oyun yoktu. Yani Premier Lig'deki Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'nin Arsenal arasında fark vardı açıkçası. Şampiyonlar Ligi daha kötüydü. Bayern Münih son mücadelede Haydana mücadelesine ilk yarı 2-0 geçti ikinci yarı yemiş oldu. Gollerle 3-2 kaybetti. Ya Bayern Münih'te bu sezon gerçekten Bayern Münih değil. Harry Kane'in laneti diyorlar. Bilmiyorum artık ne kadar. Ama Arsenal tarafında da şöyle bir şey var. İlk mücadele zaten Almanya'da. Burası Şampiyonlar Ligi tecrübeli olan tarafta Bayern Münih tarafı. Sen ne yapacaksan kendi evinde yapacaksın Arsenal. O yüzden ben Arsenal tarafındayım. İdealden ne alabiliriz? Bakın. Arsenal bir yarıyı kazanan oranı %32 bandında oranı var. İtalya bir tane, iki tane daha koyarsın vesaire o şekilde veya Avrupa'da oranı zaten 1.45 bandlarında. Arsenal bir yarayı kazanır değerlendirilebilir. Bu en düşük oranım benim sizlere verebileceğim ve gelme ihtimal yüksek olan en yüzdeli oranım diyeyim ben sizlere. Onun dışında ben Arsenal'in bu mücadeleyi galip gelmesini bekliyorum. Maç sonu 1'i öneririm. Arsenal galip gelecek dedim. Fakat nasıl galip gelecek? Benim maç skorum arkadaşlar 2-1. Bu 2-1'e göre de buradaki handikap 0 seçeneğini yani 2.91'lik orandan tek farklı Arsenal galibiyeti gelebilir. Benim önerim bu yönde değerlendirecekler. Bol şanslar. Real Madrid ile Manchester City mücadelesi. Bu maçta da e, maçın skorunu sizlere sorduk bu arada ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz skorlarınızı bilenler arasından grupta misafir edelim. Ben mücadelenin güzel geçmesini bekliyorum. Özellikle erken gelen bir gol. Ve son yıllarda zaten Real Madrid ve Manchester City çok fazla eşleşti. Ve çok güzel maçlar izletti bizlere. Ben Real Madrid'in kendi evinde favori çıkmasını açıkçası anlamıyorum. Ama bu da oynamış olduğu oyundan kaynaklı. Mesela Manchester City ayağında çok fazla top tutabilirken Real Madrid o kadar top tutmayı sevmiyor. Özellikle Vini'ye atılan taslar. Rodrigo aynı şekilde hızlı çıkışlarla birlikte ceza kesebilen bir takım. Yani Manchester City de bu cezaları açıkçası yapıyor ve son dönemde özellikle geçen maç Rodri de mesela top kaybetti Palas mücadelesinde. Matetan'ın attığı goller vardı. O savunma orta sahada yapılan hatalar burada Real Madrid cezayı kesebilir. Ben siz tarafından da bir gol bekliyorum. Özellikle Devir'in çok formda. Yani oynamış olduğu oyun fark yaratıyor. Yani Lakers'ın LeBron James gibi bir şey diyeyim ben sizlere. Burada idealden KG var, değerlendirilir. İdealden karşılıkta atılacak goller uygundur bence. Onun dışında yani skor beklentim var mı diye bir şey yok ama şuradan şunu söyleyeyim ben sizlere. Ee, ev sahibi yarı kazanır seçeneğini şöyle bakalım bir. Hemen bir saniye tekrardan şöyle bakalım. Ev sahibi yarı kazanır. Yani Real Madrid'in burada bir yarıyı kazanması oranı 1.70 bandında. Bu da ben sizlere ekstra olarak sunacağım bir tercih olacaktır. 2-1 Real Madrid'de yazdım ben maçı biraz. Zor maç. Şampiyonlar Ligi'nden iki tane de şöyle e, championship vardı. Onları anlatayım hızlıca. Southampton mücadelesi bu maçın tempolu olmasını bekliyorum. Özellikle Southampton kendi evinde saldırgan bir takım. Championship bize so özellikle şu son maçlarda özellikle Leicester, Leicester United, Southampton gibi takımların maçlarını izliyorum. Coventry ile oynayacaklar Orada Coventry'nin de gol bulmasını bekliyorum. Karşılıklı gelecek goller burada idealden değerlendirilebilir. 36 vantarda oranlar KG var bence idealdir. Oranı biraz daha yükseltmek adına mücadelede var ve üst. Yani 2.5 üst ve karşıt gelecek goller. 2-2'ye kadar da skor var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Diğer mücadelem West United'la Sunderland mücadelesi. Les gerçekten fark yaratıyor. Oynamış olduğu oyunla birlikte. Biz en son kendi evinde oynamış olduğu mücadeleyi yüksek misli yapmıştık. Oradan da kazanmasını bildik. Hatta 2 Nisan'da sanırım fulllemiştik. Her şeyi fulllemiştik orada. E, Summerville özellikle fark yaratıyor sol kanatta. Ben burada Leicester United'ın galibiyetini fakat mücadelede bence 5 gol sesinin olmayacağını düşünerekten de maç sonu 1 ve 4.5 alt da oranı 1.52 bandında sizlere önermek isterim. Geçtim diğer güne. Ayın 10'unda da 2 adet mücadelem var. Sizlerden tek isteğimiz beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Atletico Madrid de Borussia e Dortmund mücadelesi. Şimdi Atletico Madrid'in özellikle hep bahsediyorum. Son dönemde oynamış olduğu oyun o eski işte defans oyunundan farklı. Daha çok hücumda oynuyor açıkçası Atletico Madrid tarafı. Dortmund arkadaki bulmuş olduğu boşlukları iyi değerlendirebilir. Bunu zaten bizlere Şampiyonlar Ligi'nde göstermişti. Son oynamış olduğu Bayern Münih de mücadelede deplasmanla 2-0 kazanarak da Orada da yüksek orandan kazanmıştık. Dortmund'un bir yarıyı kazanırı önermiştim. Orada da kazanmıştık açıkçası. Ya yani o oyunu da gösterdi. Açıkçası her iki taraftan da gitgelli bir mücadele olabilir. O yüzden burada idealden ben korner aldım. 8.5 üst korneri açacaklardır. 8-9 maçta 9 korner bekliyorum açıkçası. Her iki tarafın kullanacağı kornerler değerlendirilebilir. Onun dışında biraz daha yüksek orandan ve korner dışında alınabilecek tercih de. mücadelede 2-3 gol bardağında kalması mücadelenin. Zaten Atletico Madrid'in genel olarak maçlarına baktığımız zaman da özellikle son maçlarına baktığımız zaman da genellikle istatistik olarak da 2-3 gol aralığında kaldığını görmek mümkün. Korner mücadelemleri bol şanslar. Paris'le Barcelona mücadelesi gerçekten zor bir mücadele ama yani sıkıcı bir maç da olabilir, zevkli bir maç da olabilir. Ortası yok bu mücadelenin. Ben Barcelona tarafında Deplasman'da özellikle Napoli mücadelesiydi sanırım. Şunu söyleyeyim. Topla oynamada Barcelona bence daha üstün olacaktır. Mbappe'de mesela son maçlarda yedek başladı. Paris o maçta da puan kaybetti. 90'da attı beraberliği yakalamıştı. Clermont mücadelesiydi. O maçta da izledik canlısını yaptık. Kazanmıştık. Burada da ben KG var bekliyorum aga. Bu maçın da konusu sizlere sorduk. Yanımlara yazabilirsiniz. Yani bir korner maçı da olabilir ekstra olaraktan da. Ben ideale gitsem sanırım kornere giderim gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bu yönde bir korner seçeneğini değerlendirebilirler. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeallerine, yüksek olanlarına, skorlarına kadar anlatmaya çalıştım. değerlendirecekler bol şanslar. Şampiyonlar gibi bereketli olsun. Bol kazançlar diyelim. Şansımız daim olsun. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.